e l Muhafaza, koruma, altına alma, delil olabilecek veya müsadereye tabi olan eşyanın zilyedinin rızasıyla koruma altına alınmasıdır. CMKM, 123, arama yönetmeliği M, 4, rıza ile teslim edilmeyen eşyalara el konulur, eşyayı muhafaza altına almak için karara gerek yoktur, kolluk muhafaza altına alabilir. El koyma. Ziliyed'in bir eşya üzerindeki tasarruf yetkisinin rızası olmasa bile gerektiğinde zor kullanılarak kaldırılmasıdır, el koyma ancak kararlı olabilir. Kanunumuza göre, ispat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan mal varlığı değerleri, muhafaza altına alınır. Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya el konulur, CMKM, 123, kanunumuza göre el koyma, ancak eşya rıza ile teslim edilmezse söz konusu olabilir. E-Koyma bir koruma tedbiridir. E-Koyma ile eşyanın zilyetliği adliyenin emaneti altına alınır. E-Koyulan eşya mahkeme kararı ile müsadere edilirse, mülkiyet devlete geçer. E-Koyma sadece faile ait eşyalar hakkında olmaz. Delil olan eşya başkasına ait olsa bile e-konulması mümkündür. CMKM, -E 131 bölü 1, ELKOYMA YMA kararı kim tarafından verilir? E-Koyma kararını hakim verir, soruşturma evresinde. El koyma kararı sulh ceza hakimi tarafından verilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının emriyle el koyma kararı verilebilir. Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde kolluk amiri yazılı olarak el koyma kararı verebilir. Hakim kararı olmaksızın yüzüncü savcısı veya kolluk amirinin emri üzerine uygulanan el koyma işlemi el koymadan itibaren 24 saat içinde hakimin onayına sunulur. Hakim kararını el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklar. Aksine bir durumda el koyma kendiliğinden ortadan kalkar. CMKM 127 el konulan şeyler süresi içinde hakime onay için gönderilmezse veya hakim e koyma kararını süresi içinde onaylamazsa, savcısı veya kolluk amirinin emri üzerine el konulan şeyler, hukuka aykırı delil haline gelir, bu deliller ceza muhakemesinde kullanılamaz, ELKOYMA kararına karşı gelen kişi hakkında uygulanan ceza. El konulacak eşyayı veya diğer mal varlığı değerlerini yanında bulunduran kişi, istem üzerine bu şeyi göstermek ve teslim etmekte yükümlüdür, teslimi istenen eşyayı vermekten kaçınması. Halinde bu şeyin zilyedi hakkında disiplin hapsi uygulanabilir, disiplin hapsinin amacı, bulunamadığı için el konulamayan eşyanın ortaya çıkarılması konusunda kişiye baskı uygulamaktır, disiplin hapsinin süresi en fazla 3 aya kadar olabilir, CMKM 60,124. Disiplin hapsi, şüpheli, sanık ve tanıklıktan çekinebilecekler hakkında uygulanmaz, F'nin cinayeti işlerken kullandığı tabanca, T'nin nezdinde iken muhafaza altına alınabilir, bulunamadığı için muhafaza altına alınamamış tabanca hakkında e koyma kararı çıkarılır, T, hakkında e koyma kararı olan silahı teslime yanaşmazsa, T, hakim, mahkeme kararı ile 3 aya kadar disiplin hapsine atılabilir, disiplin hapsi T'nin silahı teslim etmeye zorlanması amacıyla uygulanır, fakat T, F'nin babası ise T hakkında disiplin hapsi, uygulanması mümkün değildir. Disiplin hapsine atılan kişi, eşyayı iade ettiğinde disiplin hapsi sona erer, hangi durumlarda ELKOYMA karar verilemez? Kanun koyucu bazı şeylere el koymayı yasaklamıştır. Şüpheli veya sanık ile yakınlıkları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecek olanlar ile mesleklerini icra ederken öğrendikleri bilgiler sebebiyle tanıklıktan çekinebilecek olanlar arasındaki mektuplara ve belgelere bu kimselerin nezdinde bulundukça el konulamaz. CMKM 45 46,126 tanıklıktan çekilebilecek bu kimselerin nezdinde değilken bu tür eşyalara el konulması mümkündür. Örnek, Fail Fey'nin doktoru D'ye ve abisi A'ya yazmış olduğu ve samimi ikrarlarını içeren mektuba, D ve A'nın nezdinde, hakimiyetinde iken el konulması mümkün değildir. Kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz. CMKM, -E, 154, bu nedenle failin gönderdiği mektup avukatın nezdinde değilse bile bu mektuba el konulması mümkün değildir. Avukat bürolarında arama yapılırken ele geçirilen müvekkil ile arasındaki mesleki bilgiye ilişkin belgelere el konulamaz. CMKM 130 bölü 2. Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basım evi ve eklentileri ile basın araçlarına, suç aleti olduğu gerekçesiyle el konulamaz, bunlar hakkında müsadere kararı verilemez, anayasa M. 30. Soruşturma evresinde delil olarak kullanılmak amacıyla basılmış eserin en fazla 3 adedine. 100. Savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan halde kolluk tarafından el konabilir, basın K, M, 25, el koyma kararının icrası. El koyma kararı kural olarak hakim tarafından verilir, karar üzerine el koymayı kolluk ifa eder, CMKM, -M, 127. E-Koyma işlemi bir tutanağa bağlanır, bu tutanağa kural olarak kolluk görevlilerinin açık kimlikleri yazılır, fakat ceza kanununda yer alan, devlete karşı işlenen bazı suçlar ile terörle mücadele kanununda yer alan terör içerikli bazı suçlardan ötürü yapılan e-koymalar için tutulan tutanaklara kolluk görevlilerinin kimlikleri yazılmaz, bunun yerine kolluk görevlilerinin sadece sicil numaraları yazılır, CMKM 127-2, 169-7. Tutanakta e konulan eşyaların tam bir listesi yapılır, e konulan eşya bir mühürle mühürlenir veya bir işaret konur, e koyma işlemi uygulanan kimsenin istemesi halinde kişiye bu liste verilir. CMKM, 121 bölü 3. E koyma işlemi suçtan zarar gören şahsa gecikmeksizin bildirilir. CMKM, 3 Ocak 121, 5 Şubat 127. Askeri mahallerde el koyma mümkündür askeri mahallerde el koyma kararı 100. savcısının istemi üzerine verilir, el koyma işlemini askeri makamlar yerine getirir, 100. savcısının el koymanın ifasında hazır bulunması şarttır, CMKM, 127 bölü 6, el koyma kararlarının denetlenmesi ve el konulanın iadesi. El koyma diğer koruma tedbirleri gibi geçicidir. En geç kovuşturmanın sonuna kadar devam edebilir, muhakemenin sonunda el konulan eşya müsadere edilmezse ilgilisine iade edilir, el koyma sebebi ortadan kalkmışsa, muhakemenin sonu beklenmeden iade edilebilir, CMKM, 131 bölü 1. Soruşturma evresinde sulh ceza hakimi tarafından verilen el koyma kararına itiraz mümkündür, hakim kararlarına itiraz mümkündür, bunun için kanunda düzenleme olmasına gerek yoktur, CMKM, 267 el koyma işlemi gerçekleştikten sonra eşya veya diğer mal varlığı değerlerine el konulan kimse, hakimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir. CMKM, 127 4, soruşturma veya kovuşturmada el koyulan eşyanın iadesi talep edildiğinde bu konuda karar verecek merci, soruşturma evresinde 100. savcısı 67, kovuşturma evresinde ise mahkemedir. El konulan eşyanın iadesine dair talebin reddedilmesi halinde, red kararına itiraz mümkündür. CMK 127 4, 130. 3. Örnek: Kamyonuna E konulan M, kovuşturma aşamasında mahkemeden E konulan kamyonunun iadesini talep edebilir. Mahkeme istemi reddettiğinde bu red kararına 7 gün içinde itiraz etmek mümkündür el koyma ile müsadere birbirine benzer fakat farklı iki kurumdur. El koyma delilin kaybolmamar için uygulanan bir koruma tedbiridir. Müsadere ise kasıtlı suçlarda uygulanabilen bir güven tedbiridir. Üçüncü kişilere ait eşyalara el konulabilir. İyi niyetli üçüncü kişilere ilişkin eşyalar mesadere edilemez. Taksirli suçlarda el koyma mümkündür. Fakat taksirli suçlarda müsadere reymaz. Müsadere kararını mahkeme verir. El koyma kararını kolluk amiri bile verebilir. El koyma zilyetlik değişir. Müsadere kararı ile mülkiyet değişir. E konulan eşyanın elden çıkarılması. E konulan eşyaların değerinin muhafazası ve zarar görmemesi için gerekli tedbirler yüzüncü savcılığı veya mahkeme tarafından alınır. CMKM, 132 bölü 4, merciyi, 7 emine teslim, elden çıkarma ve ilgilisine teslim konusunda karar verebilir el konulan eşyanın yedi emine teslimine karar verilebilir, el konulan eşya, soruşturma evresinde Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından, bakım ve ile ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhal iade edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir, verilecek bırakma kararı teminat gösterilmesi koşuluna bağlanabilir, CMKM, 132 bölü 5, yedi emine teslim kararını soruşturma evresinde 100. Başsavcılığı, kovuşturma evresinde Mahkeme verir. El konulan eşyaların zarar görmesi, ihtimali varsa veya değerleri düşecekse, bu eşyaların hüküm kesinleşmeden önce elden çıkarılması mümkündür. Elden çıkarma için eşyanın zarara uğraması veya değerinde önemli ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesi bulunmalıdır. Böyle bir durumda hüküm kesinleşmeden evvel bu eşya elden çıkarılabilir. Cmkm 132/1. Elden çıkarma Kararı ancak yargıç ya da mahkeme tarafından verilebilir, elden çıkarma kararını soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde mahkeme verir, CMKM, 132 bölü 2. Elden çıkarma kararı verilmeden önce eşyanın sahibi şüpheli, sanık veya ilgili diğer kişiler dinlenir, elden çıkarma kararı kendilerine bildirilir. CMKM, 132 bölü 3. El konulan eşyanın ilgiliye teslimine karar verilebilir. El konulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde değerini öderse ilgiliye teslim edilebilir. Eşyanın teslimi, raiç değerini öderse faile yapılabilir. Teslim gerçekleştikten sonra müsadere kararı verilirse, müsadere kararının konusunu, ödenen raiç değer oluşturur. CMKM, 132 bölü 6. Taşınmaz hak ve alacaklara el koyma. El koyma, suç delilleri ve müsadereye tabi eşya için uygulanan bir koruma tedbiridir. El konulan eşyalar şartları varsa müsadere edilir. Ceza hukukunda suç işlenmesi ile sağlanan menfaatin değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsadere edilmesi mümkündür. Kazanç müsaderesine konu taşınmaz, hak ve alacaklara el koymak mümkündür. Taşınmaz, hak ve alacaklara el koymada Amaç özellikle ticari faaliyetler kapsamında işlenen suçlarda hak ve alacağın zayi olmasına, kaybolmasına engel olmak, muhakemenin sonunda müsadere kararı verildiğinde müsadere kararının kağıt üzerinde kalmasına engel olmaktır. Şüpheli veya sanığa ait el koyulabilecek taşınmaz hak ve alacaklar kanunda gösterilmiştir. Bunlar, ulaşım araçları, taşınmazlar, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesap, gerçek veya tüzel kişiler nezdinde bulunan her türlü hak ve alacak, failin ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık payı, kıymetli evrak, kiralık kasa mevcutları ve diğer mal varlığı değerleri olabilir, CMKM, 128, taşınmaz hak ve alacaklara el koyma kararı vermek için aranan şartlar. Taşınmaz hak ve alacaklara el koyma. Normal el koymadan farklılık gösterir. Öncelikle kararın verilebilmesi için kanunda gösterilen şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Failin suçu işlediğine dair ve bu taşınmaz hak ve alacakların suçtan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe olmalıdır. Kuvvetli şüphe, delillerle desteklemiş en yüksek şüphe seviyesidir taşınmaz hak ve alacağın suç failinin mülkiyetinde bulunması gerekir somut olarak belirlenmiş olan taşınmaz hak ve alacağın zilyetliğinin başka birinde olması önemli değildir taşınmaz hak ve alacaklara el koyma kararı ancak kanunda gösterilen suçlarda mümkündür her türlü suçun işlendiğine dair şüphe kararın verilmesine imkan sağlamaz Kanunda taşınmaz hak ve alacaklara el koyma kararına gerekçe olacak suçlar tahdidi şekilde belirtilmiştir. Bunlar hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi ekonomik içerikli 30 kadar suçtur. Bunlardan birisinin işlendiğine ve suçun bunlardan elde edildiğine dair somut delillere dayalı kuvvetli şüphe bulunması halinde taşınmaz hak ve alacaklara ancak hakim kararı ile el konulabilir. Ceza Muhakemesi Kanununa göre taşınmaz hak ve alacaklara el koyma kararını ancak hakim verebilir. Cumhuriyet savcısı veya başka birisinin bu kararı vermesi mümkün değildir. Karar sadece şüpheli hakkında verilmez, kovuşturma evresinde hakim kararı ile sanık hakkında da verilmesi mümkündür kanunda taşınmaz hak ve alacaklara el koyma kararına itiraz edileceğine ilişkin açık düzenleme yoktur. Fakat karar soruşturmada ve kovuşturmada hakim tarafından verildiğinden, karara itiraz mümkündür. CMKM, 128, 267. Örnek. Şüpheli veya sanık feynin dolandırıcılık suçunu işlemek suretiyle elde ettiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe bulunan, binasına, bankadaki parasına hakim kararı ile el konulabilir, bu eşyaların zilyetliğinin başka birinde olması önemli değildir, feynin mülkiyetinde olması yeterlidir. İlgili kurumlardan rapor alınmış olmalıdır taşınmaz hak ve alacaklara el koyma kararı verilebilmesi için ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan suçtan elde edilen değere ilişkin rapor alınır. Bu rapor en geç 3 ay içinde hazırlanır. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre talep üzerine 2 ay daha uzatılabilir. El koyma kararının ifası e-Koyma kararının ifası E-Konulacak şeyin taşınmaz, ulaşım aracı, banka ve mali kurumlardaki hesap, şirketteki pay, hak ve alacak olmasına göre farklılık arz eder. Taşınmaz. E-Konulacak şey bir taşınmazsa, taşınmaza E-Konulması kararı tapu kütüğüne şerh edilir, şerh etmek suretliyle E-Koyma işlemi tamamlanır, CMKM, 128 bölü 4. Kara, Deniz ve Hava Ulaşım Aracı. Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el koyma kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilir, şerh verme suretiyle karar icra edilir, CMKM, 128 bölü 4. Banka veya diğer mali kurumlardaki hesap banka veya diğer mali kurumlardaki hesaplara el konulması kararı, teknik iletişim araçları ile ilgili banka veya mali kuruma derhal bildirilerek icra olunur, söz konusu karar, ilgili banka veya mali kuruma ayrıca tebliğ de edilir, el koyma kararı alındıktan sonra, el konulan hesaplar üzerinde yapılan el koyma kararını etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir, bu işlemler yapılmamış sayılır, CMKM, 128 bölü 5. Şirketteki ortaklık payı. Şirketteki ortaklık paylarına el koyma kararı, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla bildirilerek icra olunur, söz konusu karar, ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir, CMKM, 128 bölü 6. Hak ve alacak hak ve alacaklara el koyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla derhal bildirilerek icra olunur, söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir, CMKM, 128 bölü 7 taşınmaz hak ve alacaklara el koyma kararı ile el konulan eşya veya diğer mal varlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde, soruşturma veya kovuşturmanın herhangi bir aşamasında sahibine iade edilir, cmkm, 131 bölü 2. El koyma kararının gereklerine aykırı hareket taşınmaz hak ve alacağı el koyma kararının gereklerine aykırı hareket eden kişi, hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan cezaya hükmolunur. CMKM, 128 bölü 8, TCKM, 289. Bankadaki alacaklara el koyma kararının tebliğinden sonra paraları şüpheliye ödeyen banka görevlisi hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan cezaya hükmolunur, yapılan ödeme geçersiz sayılır. E konulan taşınmaz hak ve alacakların idaresi gerektiğinde bu mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla hakim kararı ile kayyım atanabilir. Bu kararı soruşturma veya kovuşturmada ancak hakim verebilir, bu durumda, şirket yönetimi için kayyım tayini, tedbirine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır, cmkm, 128, 9 ila 10, m, 133, postada el koyma suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmi veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hakimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının kararı ile el konulabilir, CMKM, 129. Kolluk amirinin postada el koyma kararı verme yetkisi yoktur. Postada ELKOYMA kararının yerine getirilmesi. Postada e-Koyma işlemini gerçekleştiren kolluk memurunun zarf ya da paketleri açma yetkisi yoktur. E-Konulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile mühür altına alınıp derhal e-Koyma kararını veya emrini veren hakim veya cumhuriyet savcısına teslim edilir. Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça e-Koyma işlemi ilgililere bildirilir. cmkm 129 2,3 Gönderi ve mektupların açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altında tutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler, ilgililerine teslim edilir. Cmkm 129/4. Avukatlara ait gönderi veya mektuplara el koyma kararının ifasında avukat bürolarında yapılan arama ve el koymaya ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır. Cmkm 130/3. Avukat bürolarında arama ve el koyma savunma hakkının kutsallığından yola çıkan kanun koyucu avukat bürolarında yapılacak aramayı farklı usullere tabi tutmuştur. Kanun koyucu müdafi ibaresini kullanmamış, avukat kelimesini kullanarak avukat bürolarının aranmasını müdafilik göreviyle sınırlı tutmamış, avukat bürosunda yapılacak tüm aramaları bu kapsama sokmuştur. Avukat bürolarında suç şüphesi üzerine ancak mahkemenin kararı ile arama yapılabilir. Aramanın icrası Avukat büroları mahkeme kararı ile kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının denetiminde aranabilir. Avukat bürolarında arama yapılırken bazı kimselerin bulunması zorunludur. Avukat büroları aranırken öncelikle yüzüncü savcısının hazır bulunması şarttır. Aramada baro başkanı veya onu temsil eden bir avukatın da hazır bulunması gerekir. Arama ifa edilirken el konulmasına karar verilen şeylerin müvekkil ile avukat arasındaki mesleki ilişkiye ait olduğu iddiası ortaya atılabilir. Bu iddia, bürosunda arama yapılan avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat tarafından ileri sürülebilir. İddia üzerine bu şeyler ayrıca paketlenerek, mühürlenir. Bu iddia hakkında karar verme yetkisi hakim veya mahkemenindir. Karar verecek merci, soruşturmada sulh ceza hakimi, kovuşturmada yetkili ve görevli mahkemedir. İstem kabul edilirse yani el konulan şeyin avukatla müvekkil arasındaki mesleki ilişkiye ait olduğu saptanırsa, el konulan şeyler derhal avukata iade edilir, yapılan işlemi belirten tutanaklar ortadan kaldırılır. CMKM-130, iddia hakkında yetkili merci kararını 24 saat içinde verir bilgisayar kütüklerinde arama ve el koyma. Günümüzde bilgisayarlar her alanda kullanılmaktadır. İşlenen suçların birçoğuna ilişkin bilgisayar ve ağlarda deliller barınmaktadır. Bilgisayar ve kütüklerinde bulunabilecek bu delilleri ele geçirmek amacıyla arama ve el koyma yapmak mümkündür. Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma faaliyeti esnasında bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama yapmak, bunlardan kopya almak veya bunlara el koymak mümkündür. Ceza hukukunda yer alan bir suç dolayısıyla başlamış soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe ve başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde, Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine, şüphelinin kullandığı, bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine, hakim, tarafından karar verilir, CMKM, 134. Şartları varsa kütüklere el koymak da mümkündür. El koyma yapılabilmesi için bilgisayar, bilgisayar programlarına ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamamış olması gerekir. Bu durumda kütükte bulunan bilgilerin çözümün yapılabilmesi, gerekli kopyaların alınabilmesi için kütüklere el konulabilir. Kütüklere el konulduğunda, bunlar ilgili merkezlere götürülerek çözümlemeler ve kopyalamalar yapılır. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınmasının akabinde el konulan cihazlar gecikme olmaksızın ilgilisine iade edilir. Bilir, CMKM, 134 bölü 2. Bilgisayar kütüklerinde, arama, kopyalama ve el koyma kararı verilebilmesi için gereken şartlar. Bilgisayar kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma kararı vermek için kanun koyucu bir takım şartlar aramıştır. Karar ancak soruşturma evresinde verilebilir. Kütüklerde arama yapmak veya el koymaya karar vermek için somut delillere dayanan kuvvetli şüphe bulunmalı ve başka surette delil elde etme imkanı bulunmamalıdır. En son çare olarak bu yönteme başvuruluyor olmalıdır. Hakim kararı olmalıdır. Kütüklerde arama, kopyalama, el koyma kararı Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine sadece sulh ceza hakimi tarafından verilebilir. Kütüklerde arama, kopyalama e-koyma tedbirine ancak soruşturma evresinde ve hakim kararı ile başvurulabilir. Kararın icrası. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir, kütükte kopyalama ve arama faaliyeti kütüğün içindeki verilerde araştırma yapmak, bulununca kopyalamak şeklinde yapılır, kopyası alınan veriler kağıda yazdırılır, bu husus tutanağa kaydedilir, tutanak ilgililer tarafından imza altına alınır, CMKM, 134 bölü 5. El koyma kararının ifası farklıdır. Kütüklere e koyma kararı verilmişse öncelikle sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. Yedeklemeden bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir. CMKM 134 34 Hakimin verdiği bu kararlara itiraz etmek mümkündür. CMKM 267. Tesadüfen ele geçirilmiş delilleri muhafaza altına alma arama ve el koyma tedbirlerinin uygulanması esnasında soruşturma ve kovuşturma konusu suçlarla ilgili olmayan, başka suçun işlendiği izlenimini uyandıran bir başka delil ele geçirilirse bu delil muhafaza altına alınır, tesadüfen ele geçirilen bu delil derhal 100. savcılığına bildirilir, CMKM, 138 bölü 1. Örnek. Kolluk memuru, M arama kararına istinaden cinayet silahı ararken başka bir suçun işlendiği izlenimi uyandıran sahte bir fatura bulursa, tesadüfen bulunan bu delili yüzüncü savcılığına bildirir. Tesadüfen ele geçirilen delillerin muhakemede delil olarak kullanılabilmesi için arama ve el koymanın usulüne uygun şekilde yapılıyor olması gerekir. Hukuka aykırı bir aramada tesadüfen ele geçirilen deliller muhakemede delil olarak kullanılamaz. ELKOYULAN şirket için KAYYI tayini. Suçun belirli bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğuna dair kuvvetli şüpheler varsa ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli ise, şirketin idaresi amacıyla bir kayım tayin edilebilir. Bu tedbirin uygulanabilmesi için kanunda tahdidi şekilde belirtilen suçlardan birine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yürütülüyor olmalıdır. CMKM, 133. Tedbire hükmetmek için aranan şartlar kayım atamaya gerekçe oluşturan suçun, kanunda sayma suretiyle gösterilen katalog suçlardan birisi olması gerekir. Kanunda kayım atanmasına gerekçe olacak suçlar tahdidi şekilde sayılmıştır. Bunlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, uyuşturucu ticareti, parada sahtecilik, fuhuş, zimmet, silahlı örgüt, kültür varlığı kaçakçılığı gibi ekonomik içerikli 20 kadar suçtur. Yukarıda belirtilen katalog suçun şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı gerekir. Şirkete kayyım atanması maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olmalıdır. Şartlar varsa hakim mahkeme kararı ile kayyım atanması mümkündür. Kayyım atama kararı soruşturma evresinde sulh ceza yargıcı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Karar ancak hakim mahkeme tarafından verilebilir. Kararın icrası atama hakim, mahkeme kararı ile olur, atama kararının kanunda belirtilen şekil şartlarına uygun olması gerekir, atama kararında yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği açıkça belirtilir, kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur, cmkm, 133 bölü 1.